Sultanım, Memlükleri hallettiğimize göre tekrar Safevilerin üzerine yürüyüp topraklarının tamamını himayemiz altına almalıyız. Aksi takdirde bizim için her zaman tehdit oluşturacaklardır. Doğudaki işimiz şimdilik bitti paşa. Gücümüzü gösterdik ve birliği sağladık. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'dır. Tez gerekli hazırlıklar yapılsın ve ordular toplansın. Sefere çıkıyoruz. Aman sultanım, daha hastalığınız iyileşmedi. Sırtınızdaki bu çıban yollarda sizi perişan eder. He, ben sana söylemeyi unuttum. Hekimler sağ olsun ne sürdülerse çıban neredeyse iyileşti sayılır. Ağrısız da yapmıyor artık. Hem beni Sina çölü durduramamış. Sırtımdaki çıban mı durduracak? Haklısınız sultanım. Sizin gibi yavuz bir padişahı durdurabilecek bir güç yeryüzünde yok. Bütün hastalıklar üst üste gelse yine de sizin bünyenize hiçbir tesirleri olmaz. Evelallah dimdik durursunuz. Abartma paşa. Biz de etten kemikten insanız. Büyük konuşup da hastalıkları çağırma başıma. Estağfurullah hünkârım. Sizin karşınızda büyük konuşmak ne haddi mi? Bu arada Batı Seferi için hedefimiz neresi olacak? Hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Siz hazırlıklarınızı bütün Avrupa'yı fethedecekmişiz gibi yapın. 8 senede topraklarımızı 2,5 kat büyüttük. Anadolu'da birliği sağladık. Şimdi sıra, eğer ömrüm yeterse, bütün dünyada. Sultan Selim niyeti bozdu. Belgrad bir aydır Osmanlı kuşatması altında. İslam halifeliğini aldıktan sonra gaza gelip gözünü bizim üzerimize dikmesinden korkuyordum. Ve korktuğum başıma geldi. Merak etmeyin Papa Hazretleri. Selim'den öncekiler de boş yerler kuruyorlardı ama Hristiyan alemi olarak hepsine gereken cevabı verdik. Sultan Mehmet gibi bir beladan kurtulmuşuz. Selim'den mi korkacağız yani? Güldürmeyin beni. Selim diğerlerine hiç benzemiyor. Gözlerinde ölüm var. Bu adama boşuna Yavuz dememişler. İstediklerini desinler. Göreceksiniz başarısız olacağını anlayıp pasa pasa geri dönecek. Papa Hazretleri felaket. Sultan Selim Belgrad'ı ele geçirmiş. Eğer durdurmazsak Macaristan'ın tamamını almadan duracağını hiç zannetmiyorum. Bak işte ben sana ne dedim? Gördün mü? Adam savaş makinesi resmen. Durmak bilmiyor. Elbet bir noktada güçleri tükenecek ve geri adım atmak zorunda kalacaklar. Durdurak bilmeden sefer yapacak değil ya bu adam. Hem her horoz kendi çöplüğünde öter demişler. Doğuda güçlü olabilir ama batıda istediği gibi at koşturamayacağını kendileri de çok iyi biliyordur. Ulan aptal herif, senin bu gevşek tavırların yüzünden adamı ciddiye almadık, gücüne güç, zenginliğine zenginlik kattı. Herkese haber salın, bütün Hristiyan alemi tehlikede. Eğer büyük bir Aysi seferi düzenleyip Yavuz'u durduramaz isek yarın hepimiz arkasında namaz kılmak zorunda kalacağız. Tabii hala hayatta kalmayı başarabilirsek. Hünkârım, kafir haddini bildirdik ve Belgrad'dan sonra Mohaç Muharebesi'nden de alnımızın akıyla çıktık. Düşmanın kalbine artık damarlarında akan kandan daha yakınız. Laflara bak laflara. Yeniçeri değil, şair olsaymışsın oğlum. Daha yolun başındayız. Kafirin kalbini sökmeden bize rahat uyku yok. Macaristan'ın tamamını alıp sonra da Avusturya'ya gireceğiz. Fakat sultanım, Yeniçeri çok yoruldu. Payitahta dönüp güç toplamamız şart. Dinlenmeye vakit yok. Ecelin kapımızı ne zaman çalacağı belli değilken vaktimi yatarak harcayamam. Ömrümün yettiği kadar harp meydanlarında kafirle vuruşup öyle öleceğim. Hünkârım, Yeniçeri ağasının dediği doğru. Kafirin sırtı pek, karnı tokken savaştan yeni çıkmış askerlerimizi yeniden bir savaşa sokarsak bu bizim için felaket olur. Bari birkaç ay hazırlık yapalım. Hem doğuda da Safaviler rahat durmayıp sürekli saldırılarda bulunuyorlar. Süleyman ne güne duruyor? Çabuk şehzademe doğu seferi yapması için haber yollayın. Diğer konuysa dediğiniz gibi olsun bakalım. Geri dönüp gücümüzü toplayıp hazırlığımızı yapacağız. Ama şunu bilin ki tekrar sefere çıktığımızda Viyana'yı almadan dönmem. Daha sırada Roma var ya. Bu neymiş ya? Herif resmen kabus gibi çöktü üzerimize. Nihayet sonunda ellerini üzerimizden çekti. Ben Papa Hazretlerine söylemiştim. Başarısız olacağını anlayıp paşa paşa geri dönecek demiştim. Bakın dediğim çıktı. Bana aptal dediğiniz için utanmalısınız efendim. Ne utanacağım lan? Aptal geldin, aptal gideceksin. Başarısı dediğin adam ortalığını a**a koydu. Şimdi de daha büyük bir sefere hazırlık yapmak için geri döndü. Geri çekiliyor zannediyorsun ama dönüşü muhteşem olacak, haberin yok. Papa doğru söylüyor. Selim güç toplayıp elbet geri dönecektir. O döndüğünde hazırlıklı olmalıyız. Ataları nasıl Çin setli yaptırdılarsa böyle giderse bu da bize Avrupa setli yaptıracak. Selim'in bir sonraki hedefi Viyana olacaktır. Eğer orada başarılı olursa gözünü Roma'ya dikecektir. Bu yüzden Türkler bizim kökümüzü kazımadan biz onların soyunu kurutmalıyız. Koskoca kral ve papa oturmuş Yavuz Sultan Selim'in dedikodusunu yapıyor. Ortada ne bir çözüm önerisi var ne de başka bir şey. Selim bizi şöyle yatırdı, böyle s**ti demekten başka hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ulan gerizekalı. Hiç boşuna kızmayın. Adam doğru söylüyor. Artık harekete geçmenin vakti geldi. Selim geri döndüğünde
Ben Viyana'yı savunabildiğim kadar savunacağım. Fakat bütün Hristiyan alemini toplayıp Yavuz Sultan Selim'e karşı bir Haçlı Seferi düzenleyip bizi kurtarmaz iseniz bu sizin de sorununuz olur. Doğru söylüyorsun. Anlaşılan o ki dedesi gibi Selim'i de zehirlemekten başka çaremiz yok. Bu adamı ne zehirle durdurabilirsin ne de kadınla durdurabilirsin. Eceli gelene kadar kendimizi savunmaktan başka çaremiz yok gibi görünüyor. Hünkârım, size bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersiniz, siz seçin. Bre gafil, kelime oyunlarıyla benim vaktimi çalmaktan korkmaz mısın? Tez vurun kellesini. Aa, aman hünkârım, ben ettim, siz etmeyin. Ulan inşallah Yavuz'a vezir-i azam olursun diyorlardı. Dua ediyorlar sanıyordum. Meğer beddua ediyorlarmış. Hünkârım yapmayın hünkârım. Evet, neymiş haberler? Sen anlat bakalım paşa. Bu arada yeni vezir-i azamım sensin. Hünkârım, oğlunuz Şehzade Süleyman, Nahçıvan'ı topraklarımıza katarak Doğu Seferini başarıyla tamamladı ve sancağına döndü. Diğer haberde Viyana'yı almamızdan korkan Batı dünyası, bize karşı büyük bir Haçlı Seferi hazırlığındaymış. Hazırlansınlar bakalım. Onlar hazırlana dursun, biz de o sırada yola revan olup, çok sevdikleri Viyana'yı kuşatıp, Hristiyanlığın kalbini sökelim. Yeniçerilere haber ver, sefere çıkıyoruz. Çok yaşayın hünkârım. Yeniçeri zaten sefer için sabırsızdı. Duyunca çok sevinecekler. Sen hala burada durarak benim kıymetli vaktimi mi çalıyorsun? Aman hünkârım, ben ettim, siz etmeyin. Bir şans daha verin hünkârım. Oho! Bizim Haçlı ordusu götünü kaldıracak da, hazırlık yapacak da, saldırıya geçecek de. Ölme şeyim ölme. Adam Viyana'yı almak bir yere dursun. Ortalığına a** koydu. Böyle giderse dünyayı fethedecek. Siz hala hazırlık yapmakla meşgulsünüz. Papa Hazretleri, siz de bu kadar geç haber vermeseydiniz keşke. Adam Viyana'yı almış, bizim saldırıya geçeceğimizden daha yeni haberimiz oluyor. Siz de bilirsiniz ki bu işte hazırlık gerektirir. Ben nereden bileyim oğlum bu Yavuz'un bu kadar hızlı hareket edeceğini? Adam tahta geçeli daha 10 yıl olmadı ama adam Osmanlı'yı 3'e katladı. Hem doğuya hem batıya saldırıyor psikopat. Efendim, gözümüzle büyüttüğümüzü sanıyordum ama bu adam gerçekten de çok farklıymış. Ne oldu oğlum? Anlatsana, heyecanlandırma insanı. Yine ne yaptı? Yavuz Sultan Selim Viyana'yı aldıktan sonra İstanbul'a döndü sanıyorduk. Ama bu defa da Otranto'ya sefer düzenlemiş. Bütün iziyle Roma'ya geliyor. Ulan ne bu hırs arkadaş? Durmak bilmiyor. Bu kadar toprağı mezara götürecek sanki p***beng. Yeter artık, dur be adam. Türklerin bütün hayallerini gerçekleştirmeye yemin etmiş herif. Papa Hazretleri, buradan kaçsak iyi olacak. Çünkü her an gelebilirler. Konu Yavuz Sultan Selim olunca zaman algısı biraz farklı olabiliyor, biliyorsunuz ki. Neye bakıyorsunuz hünkârım? Gel paşa gel. Roma'yı da aldıktan sonra Osmanlı haritasını çizdirdim. Ona bakıyordum. Hünkârım, ama bu dünya haritası değil mi? Bizim sınırlarımız nerede? Ne de olsa günün birinde bütün dünya bizim olmayacak mı? Niye tekrar harita çizdirelim? Bir kere de aradan çıksın dedim, fena mı? Bütün dünyaya tek bir kişinin hükmetmesi zor olmaz mı hünkârım? Dünya bir padişaha çok gelir. Ama iki padişaha da az gelir paşa.